Herkese merhaba sevgili arkadaşlarım, değerli takipçilerim ve kanalımın yeni misafirleri. Ne varsa doğada var kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Bugün sizler için kilo vermek ve midedeki fazla yağları eritmek için olan muhteşem bir tarif hazırladım. Tatile gitmeden önce kilo vermek istiyorsanız bu içecek tam size göre. Sadece 4 malzemeden harika bir kilo verme içeceğinin nasıl yapıldığını keşfedin. Tarif kısa bir sürede hazırlanır ve her sabah kahvaltıdan önce bir bardak içmek yeterlidir. Sonuçlarını sadece 7 günün sonrasında görebilirsiniz. Hem lezzetli hem de sağlığa birçok faydası olan bu içecek vücudu toksinlerden arındırır, vücuda enerji verir, karın ve bel bölgesindeki fazla yağları eritir. Size tokluk hissi verecek ve gün içinde aşırı yemeği önleyecektir. Videoyu baştan sona izleyin çünkü bu harika kilo verme içeceği videonun içerisinde sizi bekliyor. O zaman hadi videoya geçelim. İşte ihtiyacımız olan malzemeler. Tüm malzemeler sağlıklı ve doğaldır. Aktarlarda ve pazarlarda kolaylıkla bulabilirsiniz. Bugünün ilk malzemesi bir adet limon. Limonu kabukları ile birlikte kullanacağımız için ilk olarak bir kaba alıyoruz ve üzerine soğuk su ilave ediyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Daha sonrasında isterseniz ovalayarak, isterseniz benim gibi temiz bir fırça yardımı ile fırçalayarak temizleyebilirsiniz. Son olarak limonumuzu durulayalım ve kurutalım. Ve limonumuz şimdi kullanıma hazır. Limonu ortadan ikiye bölelim. Sonrasında birçok yönde şifa olan suyunu sıkalım. Limon suyu kilo kaybı için harika sonuçlar verir ve genellikle diyet programlarında kullanılır. Karın ve bel bölgesindeki fazla yağları yakmanıza yardımcı olacaktır. Bu yüzden siz de mümkün olduğunca diyetinize dahil edebilirsiniz. Kilo verdiren içecekler de muhteşem bir etki sağlar. İşte bir adet limondan elde ettiğimiz limon suyu. Bu suyu şimdilik bir kenara bırakalım. Tarifin sonlarına doğru ihtiyacımız olacak. Kalan limonun kabuğunu çöpe atmıyoruz. Şimdi bir tencereye 1 litre su alalım. Bugünün içeceği için ihtiyacımız olan miktar bu. Bir sonraki malzememiz tarçın. Tarif için 1 adet çubuk tarçın kullanmak en iyisidir. Bu tarif için 1 adet çubuk tarçına ihtiyacımız var. Fakat elinizde çubuk tarçın yok ise 1 tatlı kaşığı toz tarçını da kullanabilirsiniz. Tarçının kilo vermek için birçok diyette kullanıldığı biliniyor. Kilo verme sürecini hızlandırıyor. 1 litre suyumuzun içerisine 1 adet çubuk tarçını ekliyoruz. Bir sonraki malzememiz karabiber. Karabiber, içerdiği organik bileşenler piperin sayesinde vücuttaki yağ hücrelerinin birikmesini engeller ve metabolizmayı çalıştırır. Mide asidinin daha iyi salgılanmasını sağlar ve böylece yiyeceklerin sindirilmesini hızlandırır. Yani yaz tatilinden önce birkaç kilo vermek istiyorsanız karabiber bu konuda size yardımcı olabilir. İçeceğimize 1 çay kaşığı tane karabiber ekliyoruz. Eğer evinizde tane karabiber yok ise yarım çay kaşığı toz halinde kullanabilirsiniz. Sıradaki malzememiz zencefil. Taze zencefil kilo verme içeceklerinde kullanılan yaygın bir bileşendir. Bu boyutlarda bir parça zencefili keselim ve kabuklarını bıçak yardımı ile soyalım. Zencefil güçlü bir idrar söktürücü ve çok iyi termojenik özelliklere sahiptir. Metabolizmayı hızlandırır ve vücudumuzu gün içinde daha fazla enerji harcaması için uyarır. Şimdi kabuklarını soyduğumuz zencefili mümkün olduğunca küçük parçalar halinde doğruyoruz. Zencefil sindirimi iyileştirir ve bağırsaklarımızı hareket ettirirken diğer yandan tokluk hissi verir ve bu sayede iştahımızı azaltır. Bütün bunlarla birlikte daha hızlı ve daha kolay kilo kaybına katkıda bulunur. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı dolusu doğranmış zencefilimiz var. Zencefilimizi de tenceremize aktarıyoruz. Şimdi tekrar limona dönelim. Suyunu sıktık ve hazırladık. Şimdi kabuğuna geçiyoruz. Önce uçlarını keselim ve küçük parçalar halinde doğrayalım.
Sağlıklı kilo vermede büyük müttefik olduğunu bildiğimiz limon kabuğunda çok miktarda pektin bulunur. Kesilmiş olan limon kabuklarını bir kaseye alalım. Daha sonra tenceremize aktaralım. Tüm malzemeleri iyicene karıştıralım ve tenceremize ocağa alalım. Kapağı kapalı bir şekilde ara ara karıştırarak kaynayana kadar yüksek ateşte pişirelim. Ben bu aşamada tenceremin kapağını kapatmayı unutmuşum. Lütfen siz unutmayın. Kaynamaya başladıktan sonra sıcaklığı en düşük dereceye alalım ve karıştırarak pişirmeye devam edelim. Bu malzemelerin tıbbi bileşenlerini serbest bırakması çok uzun sürer. Bu yüzden 5 dakika kadar düşük sıcaklıkta kaynatmaya devam edelim ve 5 dakika sonrasında tencereyi ocaktan alalım. Tenceremizi ocaktan aldıktan sonra 15 dakika kadar soğumasını bekliyoruz. İçeceğimiz soğuduktan sonra süzgeçten geçirerek bir sürahi veya bir cam kavanoza süzelim. Toz karabiber veya tarçın kullandıysanız bir tül yardımı ile de süzebilirsiniz. Son olarak videonun başında hazırladığımız limon suyunu ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Sürahimizin kapağı kapalı bir şekilde buzdolabında saklıyoruz. Bu miktar 4 gün için yeterlidir. Sonra yeniden hazırlayabiliriz. Bu içeceği her sabah kahvaltıdan önce bir bardak tüketebilirsiniz. Limon dilimi ve nane yaprağı ile içeceğinizi süsleyebilirsiniz. İçeceği tatlandırmak isterseniz bir çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz. Bu aşama isteğe bağlıdır. Bu sağlıklı içeceğin yanı sıra diyet programlarınıza mutlaka günde en az 40 dakika yürüyüş eklerseniz çok daha etkili sonuçlar alırsınız. Ben Minsk Okulu Yasemin'ler eşliğinde 40 dakika sabah yürüyüşümü yaptım. Bu sağlıklı ve etkili içeceğin keyfine varın. Şimdiden herkese afiyet ve şifa olması dileklerimle. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Video hakkında merak ettiklerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.